Sevgili izleyiciler, bugün PwC baş ekonomisti Başar Yıldırım'la beraber 2016 nasıl geçti? 2017'de bizleri neler bekliyor? Ekonomik anlamda konuşuyor olacağız. Başar, hoş geldin. Merhaba Duygu. Şimdi ekonomik anlamda 2017'de neler bekliyor demeden önce 2016 oldukça zor bir yılda hepimiz için. Nasıl değerlendirirsin 2016'yı? Yani 2016 açıkçası çok kolay bir yıl değildi. Çünkü genelde şaşırdık. 2016'da hep şaşırdık. Bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış referandum Brexit kararıyla başladı. Daha sonra Amerikan seçimleriyle devam etti. Ve Türkiye'de başarısız bir darbe girişimi var. Yerel bazda gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı oluyor. Yılın son aylarında petrol fiyatları yükselmeye başladı gibi gibi birçok faktör aslında bizim öngörülebilirliğimizi bir miktar azalttı. Bu kapsamda 2017'ye geçmeden de aslında hani öngörülebilirliğin çok azaldığını söylemek çok da zor değil. Peki 2017'de gündemi neler belirleyecek sence? Şimdi aslında 2017'nin temel çatısını oluşturacak şeyler 2016'dan sarkan konular olacak. Yani burada ilk tabii ki şimdi bu kararlar verildi. Amerikan seçimleri bitti ve Trump 2017'de göreve başlayacak. Bundan sonra ne olacağı çok belirgin değil. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin yine yılın ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. 2017'nin. Türkiye'de bir referandum konusu var. Anayasa değişikliğine ilişkin bir görüşmeler var. Bu konular hep ana çatıyı oluşturacak. Global bazda bunlara ek olarak Almanya ve Fransa'daki seçimler çok çok önemli. İtalya'daki bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeler çok önemli. Türkiye'de dediğimiz gibi bu anayasa değişikliği referandum süreci yılın ilk yarısını şekillendirecektir. İkinci yarı ve aslında ilk yarıda da tabii ki umut ediyoruz ki hani bu şekillendirmeyi bilmiyoruz ama umut ediyoruz ki Türkiye'de yapısal reformlara bir hız kazandırılır. Ve bunlar Türkiye'nin geleceği için ve ekonomik aktivitenin pozitife dönmesi için de gerekli katkıyı sağlar hızlıca. Peki biraz daha detaylı açıklarsak, Türkiye açısından Hı. Türkiye ekonomisini ne bekliyor 2017'de? Şimdi Türkiye ekonomisini büyüme açısından değerlendirelim. 2016'da dediğimiz belirsizlikler vesaire gibi konular hem tüketim hem yatırım iştahının azalmasına neden oldu. Şimdi yine önümüzde açıkçası bir siyasi ajanda var. Yani Türkiye'de birkaç yıldır siyasi ajandanın dominant olması bir takım reformların istenilen hızda yapılamamasına neden oluyor. Yine bu yılın ilk yarısının siyasi ajanda gündeminin biraz yoğun olduğu bir yıl olmasını bekliyoruz. Bu kapsamda ekonomik aktivitedeki ivmelenmenin yılın ikinci yarısına sarkabileceğini düşünüyorum. Ekonomik büyüme kapsamında 2016'ya paralel bir miktar iyimser olmak gerekirse 2016'nın biraz üzerinde bir büyümeyle yılı kapatma ihtimalimiz var. Tabii burada az önce bahsettiğimiz yapısal reformlara adımlar atmak çok önemli Türkiye açısından. Bu kapsamda çok toparlamak gerekirse yılın ilk yarısı biraz duran olabilir. Yılın ikinci yarısında ise bir miktar ivmelenme görme şansımız var. Şimdi makroekonomik göstergelerde enflasyon ön plana çıktı. 2017'de nasıl olacak peki? Çok doğru. Şimdi enflasyon yılın özellikle son aylarına doğru biraz hız kazandı. Yukarı yönlü. Burada vergi artışları etkili oldu ama her şeyden önce birkaç yıldır hep enflasyonu yıllardır aslında hedefin ve tahminlerin yukarısına çeken kurdaki Türk lirasındaki değer kaybı. Bu konu enflasyonu yukarı taşıdı. 2016 yılı sonu enflasyon rakamlarını gördük. 8,5 gibi beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşen bir rakam oldu. 2017 içinde aslında enflasyonda trendin yine yukarı yönlü olmasını öngörmek hiç zor değil. Çünkü bir, ne kurdaki Türk lirasındaki değer kaybının enflasyona yansıması henüz tamamlanmadı. Ve açıkçası dolardaki değer kazancı, Amerikan dolarının, ABD dolarının dünyadaki değer kazancı henüz bitmedi. Ve işte Amerika'da Trump'ın genişleyici maliye politikalarının tüketimi ve enflasyonu artırmasını, bu kapsamda da faiz artışlarının beklenenden daha hızlı olmasını bekliyoruz ki bu da gelişmekte olan ülkelerden bir para çıkışı anlamına gelecektir. Bu konu enflasyon üzerine, yani kur konusu enflasyon üzerine bir baskı yaratacak muhakkak. Bunun yanı sıra yapılan yılın son aylarında yapılan vergi artışları konusu var. Bu vergi artışları konusu da baskı yaratmaya devam edecektir.
Mesela petrol fiyatları var. Petrol fiyatları yine yılın son çeyreğinde ivmelendi yukarı yönlü ve bunun da bir miktar daha enflasyon üzerine baskı yapması muhtemel. Her şey mi enflasyonu yükseltecek dersek aslında hayır. Birkaç kalemden bahsedebiliriz. Bir, gıda komitesi. Bu gıda komitesinin faaliyetleri ve alacağı kararlar sonucu enflasyonun bir miktar daha, yani gıda enflasyonu tarafından aşağı yönlü hareket etmesini bekleyebiliriz. Tabii diğer yandan burada Rusya'ya olan gıda ihracatında bir artış söz konusu olursa bu miktar bertaraf edilebilir ama yine bir pozitif yansıması olacaktır. Bir de şöyle bir durum var. Bahsettiğim gibi yılın ilk yarısında bir miktar ekonomik aktivitede ve talepte düşüş görebiliriz. Bu talepteki düşüş de aslında enflasyonu daha hızlı artmasını engelleyebilir diyebiliriz. Peki diğer göstergelere baktığımızda belirgin bir öngörü var mı herhangi biriyle ilgili? Şimdi bu iki gösterge aslında temelde takip edilecek konular. Ama tabii bu petrol fiyatlarındaki artış beklentisi, tabii bu çok çok hızlı olur mu? Hayır, çünkü hani küresel ekonomi çok ciddi şekilde, özellikle Çin'in çok ciddi toparlanması gerekiyor. Ama tabii bir miktar artış olacaktır muhakkak ve bunu göz önüne alırsak bir cari açığımız bir miktar negatif etkilenebilir. Güvenlik riskleri nedeniyle ve bir takım jeopolitik riskler nedeniyle azalan turizm gelirleri vardı. Bu çok hızlı olmamak, ya çok hızlı toparlanmaz açıkçası. Ve cari açık üzerinde bir miktar baskı oluşabilir ama talepte bir miktar düşüş olursa bunu bir şekilde kısmi olarak dengeleyecektir. Bütçe konusu var bir de. Bu yıl gerek alınan yapılacak teşvikler, gerekse yatırımlarla büyümeyi desteklemek adına aslında bütçeden bir miktar fedakarlık edileceği duyurulmuştu orta vadeli programla. Bu kapsamda bütçede bir miktar aşağı yönlü bütçe açığında bir miktar genişleme görme ihtimalimiz var. Şöyle bir toparlamak gerekirse çok çok özetle, yani 2017'de 2016'yı gördük, hani çok beklenmedik olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu kapsamda hani temkinli olmayı sürdürmekte fayda olacağını düşünüyorum. Evet, 2017'de herkes 2016'dan aldığı dersleri de göz önünde bulundurarak umarım çok daha güzel bir yıl geçirecek her anlamda, ekonomik açıdan İnşallah da. İnşallah her açıdan. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda yine önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.